gece Hawaii'ye geldik. Oahu adasındayız. Böyle bayağı uzun bir yoldu. 13 saatten biraz daha fazla uçakla geldik. Bayağı yorulduk. Şimdi bugün otelde ilk günümüz. Denize indik, denize girdik, çıktık. Sütünden başından belli oluyordu. Biraz böyle bugün burada dinleneceğiz. Daha sonra yeniden itibaren araba kiralayacağız. İşte birazcık adayı gezeceğiz. Size de nereleri gezdiğimizi göstereceğiz. Merhaba, biz şimdi ananas tarlalarına geldik. Dol ananasları. Türkiye'de de var mıydı bu marka? Çok hatırlayamadım. Ama Hawaii'nin, özellikle Oahu adası için çok önemli bir tarihe sahip. Şimdi bir tane labirent var. Bu dünyanın en büyük labirentiymiş. Bir ona girmeyi deneyeceğiz. Bir de trenle böyle tarlayı geziyorsunuz. Onu deneyeceğiz. Daha sonra bir ananaslı işte dondurmalar, böyle kremalar bir şeyler yapıyorlarmış. Onları deneyeceğiz. O sırada size de göstereceğim zaten. Şimdi labirente girdik ama yağmur başladı, çok acayip. İşte buranın biraz iklimi böyle, birçok güneşli oluyor, bir yağmur oluyor, yağmur ama kısa sürüyor. Bayağı da büyük bir labirent, bakalım yani çıkmamız ne kadar sürecek. Yağmur bastınca ağacın altına gelmek zorunda kaldım. Böyle gezerken arada işte gizli böyle ipuçları var, onları bulursanız herhalde daha hızlı çıkabiliyorsunuz, bilmiyorum. Bakalım, deneyeceğiz, biraz yağmurun azalmasını bekliyoruz, ondan sonra başlayacağız. Yağmur geçti. Biz o sırada ilk ipucunu bulduk. Aslında ipucu değilmiş bunlar. Öyle gizli görev gibi yani. Her böyle 8 tane var. Her birini buluyorsunuz. Bulduğunuzda bize böyle kartlar verildi. O kartları hani bulduğunuza dair böyle işaret var orada. Onu çiziyorsunuz. Biz de ilk ipucunu bulduk. İlk ipucu da ne ağacıydı? Palmiye ağacı. Palmiye ağacı. Vallahi unuttuk Türkçesini. Palmiye ağacıydı. Onu bulduk. Bir de yolda tavus kuşu gördük. Diğer kamerayla çektim, inşallah güzel çıkmıştır. Onu da göstereceğim. Arkamda gördüğünüz krepere tırmanacağız. Tırmanma dediğim yani böyle yürüyüş ve merdiven karışık bir şey olacak. 45 dakika sürüyormuş yaklaşık. Şimdi böyle başlayalı yani çok olmadı ama bayağı bir yorucu bir yol yani yukarı çıktığınız için daha yani buraya kadar çıkacağız, tepesine kadar çıkacağız. Çok güzel olduğu için manzarası değer diye düşünüyoruz. İşte havada çok sıcak, 31 derece, güneşin altında pek fazla gölge yok. Böyle kuru ağaçların, dallarının gölgelerine arada bir sığınıyoruz. Orada dinleniyoruz. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Bakalım kaç saatte çıkacağız.
Bugün birazcık tarih gezisi yapıyoruz. Pearl Harbor'a geldik. Pearl Harbor, Amerika tarihinde çok önemli bir yere sahip. Şu an USS Arizona gemisinin batığının üstündeyiz. Bu gemide 1177 kişi ölmüş ve hala 1000 asker, 1000 kişinin kalıntıları gemide. Ve bu gemi hala içindeki petrolü dışarı veriyor ve 70 sene kadar daha petrolü dışarı verecek. Hatta ben çıkan böyle yağ görüntülerini denizin üzerinden çektim. Bilmiyorum kamerada ne kadar gözükecek. Biraz ışıktan parlıyor. Batın bazı kısımlarından geminin bazı parçalarını su üzerinde görebiliyorsunuz. Bazıları da hala suyun altından çok hafif bir şekilde gözüküyor. Ama tabii çok derindekileri göremiyoruz. Herkese yeniden merhaba. Bugün Danica Beach'teyiz. Dünyanın sayılı beachler arasında geçiyormuş. Yani çok özel bir beach. Hawaii'nde en iyi beach'i diyorlar. Gerçekten çok güzel. Bir tarafta böyle yüksek dağlar, diğer tarafta deniz. Kumu zaten çok güzel, incecik, bembeyaz. Suyu inanılmaz. Ne çok soğuk, ne çok sıcak. Yalnız tek sorunu böyle işte şemsiye satan ya da su satan öyle birileri yok. Yani kendi kendinizdesiniz, geliyorsunuz işte güneşin altında böyle cayır cayır yanmak durumunda kalıyorsunuz. Biz de 50 koruma faktörlerle işte olabildiğince böyle şapkaların altında korunmaya çalışıyoruz. Şimdilik böyle gezmeye devam ediyoruz.